Arkadaşlar herkese merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum. Yarınki Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğim. İkinci altının tahminlerini vereceğim. İlk altıya çok da yoğun bakamadım. Yetişmiyor. O yüzden ikinci altı daha cazip görünüyor. İkinci altıda tahminleri yapacağız. Bugün grubumuzda İstanbul'daki tüm koşulları bildik. Hepsini yakaladık. İkinci altıyı da küçük bir paraya, 45 lira gibi bir paraya yakaladık. 1300 lira gibi bir para kazandık. Pazartesi de Bursa'nın tamamını bilmiştik 9-9. İyi gidiyoruz. İnşallah yarın da Ankara'da başarılı sonuçlar alırız. Bu kazancı ortak olmak isteyenler, WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyenler için numaramız 0545-625-5093. 0545-625-5093. Hemen tahminlerimize başlayalım. 7'li plase için, yani ilk yarısı çok parlak olan bir numara yaparsın oğlum. Zaten büyük favori çıkar. Tek atılabilir bence. Hemen ikinci ayağa, yani 7'li plasenin ikinci ayağı altının ilk ayağına geldiğimizde 2 numara Hümen Sultan uzun ara sonrası ilk defa güzel bir yarış koştu. 1200 gün ideal atıdır. O gün de 1200 olsaydı yarışı bitirirdi. Bu Kadir Demiral fena at bilmiyor. Önde fazla üzerine giden olmazsa çıktığı gibi bitirebilir Hümen Sultan. Biraz kilo ağır ama 1200 de bu işi becerebilir. Ben iyi şanslı at olarak düşünüyorum. 3 numara Sesil Hanım bir Dilbağ takısına dönüyor. Etkili bir yarış yapabilir. Son Adana yarışlarını beğendiğim 6 numaralı Agassi ve 5 numaralı Amadis'te mutlaka yazılmalı. İkisinin de yarışı güzel ve son at olarak da yarın Müslüm'ün tercih ettiği 4 numaralı Yellowstone yazılabilir. 2, 3, 6, 5, 4 arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde Maiden dişilere ait bu yarışı zor. Kesinlikle tehlikeli bir yarış. 3 numaralı Diamond King kendi uzun zamandır takip ettiğim bir at bir türlü pota önünde geçemiyor. İlk şanslı atım. 2 numara Best Steps ilk kez çime çıkacak. Kurtellerin atı iyi bir yarış yapabilir. 12 numaralı Vessina. Bu atta da bir takı değişikliği var. Kulaklığı çıkarmışlar. Bu atın kardeşi Maxi yanlış hatırlamıyorsam Çin'de bir yarış kazanmıştı. Saadettin Boyoz böyle meydan yarışları seviyor. Bu ara geçenlerde Locations diye bir atla sürpriz yapmıştı. Etkili olabilir. 1 numaralı Louis de Sol. 5 numaralı Lady Hans. İlk kez koşacak ama itmanda fena görmedim. Bombacı Ali kaçmazlar üzerine ve 8 numaralı Beginaz da bir takı değişikliğine gitmiş. Etkili bir yarış yapabilir. 3, 2, 12, 1, 5, 8. Bir arkadaşımız uyarmış numaraları çok hızlı söylüyorsun diye. Biraz da daha yavaş söylemeye çalışayım. 3, 2, 12, 1, 5, 8 arkadaşlar. İkinci ayak. Altının ikinci ayak. Altının üçüncü ayağına geldiğimizde 2000 metre kum pistteki bu yarışta hızlı bir yarış olması muhtemel. Çünkü Aşan Baba, Nartan Kılıcı, zaman zaman Hayalet Kız, hatta Ahmet Beyli gibi atlar yarışı belli yerlerde süratlendiriyorlar. Dolayısıyla bekleyen atların şansı biraz daha fazla. Çim'de bile güzel bir yarış koşan 8 numara Silent Wave dişi olmasına rağmen Ankara'yı seviyor. Geçen sene dişilere ait grup yarışı kazandı Kabakum'da. Ben çok etkili bir yarış bekliyorum. Halis Karataş'ta 8 numaralı Silent Wave ilk atım. 3 numara Göğüs Kerem. Bu hafta ara sonrası bir yarış gördü. Güzel bir üçüncülük yaptı. Koca Kaya ile etkili olabilir. Bir de son yarışını kazanan 1 numara Ahmet Beyli diyorum. 8, 3, 1 arkadaşlar. Geldik günün 7. koşusuna. 2200 yine dişilere ait bir yarış. Zor bir yarış gibi geldi bana. Her ne kadar 8 at koşsa da. Ama bu yarışta en şanslı at 2 numaralı Balmelda. Sebebi de önde temposunu bozacak bir at görünmüyor. İstediği tempoyu kurup gidecektir. Hışman iyi bir idare gösterirse, yavaş tempolarda geçebilirse çıktığı gibi bitirebilir. Benim en şanslı gördüğüm at. Son Adana yarışı hoşuma giden 5 numaralı bir matra rakibi. 4 numara Sevalcan zor kazanan bir at ama o gün güzel bir yarış kazandı Ankara'da. Yine Müslüm'ün tercihine dikkat etmemiz lazım. Ağır kilosuna rağmen 1 numaralı 3 güzel ve uzun süredir takip ediyorum. Kötü yarış koşsa da çok ters bir at olan 7 numaralı Şeker Sultan son 200'de en iç kulvardan tuta tuta gelebilir. Dikkat, 7 numaralı Şeker Sultan da bombam. 2, 5, 4, 1 ve 7. 2, 5, 4, 1 ve 7. 8. koşu altılının 5. ayağına geldiğimizde 4 numaralı Aşkabat'ın son Adana yarışı çok iyi. Yine iyi koşması lazım. Yarışın en şanslı atı. 8 numaralı Vampir düzeldi. Toparladı son yarışında uzun mesafeye rağmen. İyi bir yarış yaptı. Süratli giderse sonlara da sıkı gelecektir. 6 numaralı Kumma çok kaliteli bir at. 207 güne rağmen çıktığı gibi bitirebilir. Yine Kumma'yı belli bir yere kadar takip edecek olan Reis Hanlı inatçı bir at. Kumma'yı ayırıp gidebilirse o da yarışı kazanabilir. Ve hatta 2 numaralı Sukaya da istikrarlı koşuyor. Yine Kadir Demirel ile kendine şans yaratabilir. 4, 8, 6, 1 ve 2 arkadaşlar. Tekimizi sona yasakladık. Dişiler ait bu meydanda. Ben son çim yarışını çok beğendim.
İkman'da da fena görmediğim Kocakaya'nın bildiği Yedinvar Noraşahin'i sizlere banko olarak öneriyorum. Büyük bir aksilik olmasa zaten favori çıkacaktır. Büyük bir aksilik olmasa da yarışı kazanacaktır. Şu ana kadar gösterdiği performans bu grubu geçmeye yeter bence. Dediğim gibi kazanmasını bekliyorum. Kazanması normal sonuçtur. Benim bankomdur. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için teşekkür ediyorum. Yarınki Ankara yarışında hepinize bol şanslar dilerken tekrardan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93 0545 625 50 93. Sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar.